Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir hayatta kalma oyunu olan Banished oynayacağız. Bir strateji oyunu. Banished isminden de anlaşıldığı gibi kovulmuşlar. Oyunun senaryosunda 5 tane aile dışlanıyor ve kovuluyor. Doğal ortamda kendi ellerindeki kıt kanat kaynaklarla hayatta kalmaya çalışıyor. Nasıl söylesem, bir kendilerine bir köy, bir kasaba kurup kendilerine bir gelecek oluşturmak istiyorlar. Oyun, köyümüzün adını çiftlik yapalım. Terrain type alan nasıl olsun diyor. Düzlük, dağlık, düzlük olsun. Haritamız büyük seçelim. İklimimiz yumuşak bir iklim olsun. Ama doğal afetler açık olsun. Başlangıç olarak kaynağı da medium olarak veriyoruz. Bu map seed dediği map kodu. Bu istediğiniz bir kod seçebiliyorsunuz kendiniz. Bu rastgele bir kod. Bakalım bize nasıl bir harita verecek. Düzlük mü, sulak bir alan mı, dağlık bir alan mı? Yine düzlük seçsek bile yine harita dağlık olabiliyor. Tabii siz farklı yerlerden farklı numaralar falan verip kendiniz aynı haritayı da tekrar tekrar oynayabiliyorsunuz. O haritanın kodu da bu işe yarıyor. Bakalım nasıl bir alan vermiş bize. Düz sayılabilecek bir alan vermiş. Su kaynağına yakın. Gayet iyi. Şimdi bu oyuna başlarken iki tane önceliğimiz var. Bir tanesi önümüz bir sonraki mevsim hemen kış olduğu için yiyecek ve barınak. Yiyecek olmazsa açlıktan insanlar ölüyor. Barınak olmazsa insanlar soğuktan donuyor ve yine de ölüyor. Altta sağ altta gördüğünüz gibi menümüz var. Buradaki ilk menü zaman hızlandırıp yavaşlatabiliyorsunuz. Ama ilk önce tabi zamanımızı boş harcamamak adına şöyle bir yol çizip bir İlk önceliğimiz demişim ya, iki önceliğimizden bir tanesi tarla yapacağız. Tarlayı en büyük 15-15 kare yapabiliyorsunuz. Şöyle sağlı sollu iki tane tarla yapalım. Tarlayı yaptıktan sonra, tarla alanını seçtikten sonra burada kişilere 10 tane elemanımız var şu an. Meslek atayacağız. İki tanesini tamirci yapalım. Diğer 8 tanesi şu an toplayıcı durumda. Birazcık oyunu hızlandıralım. Oyun biraz daha hızlı gitsin. Gördüğünüz gibi toplayıcılar tarlayı açmaya başladılar. Bu en baştaki menü de şu istatistik kısmını açtığımız zaman burada köyümüzün ismini, kaç kişi olduğunu, kaçının çocuk olduğu, kaçının yetişkin olduğu, elimizdeki kaynakları hepsini burada bir liste olarak görebiliyoruz. Altta sağlık durumu genel olarak ve mutluluk durumunu da bu şekilde görebiliyorsunuz. Şu pusula kısmında haritamızın küçük mini bir boyu. Bunu açık bu şekilde koyabilirsiniz ya da kapatabilirsiniz. Nerede olduğunuzu görmeniz bağında iyi bir harita. Şu tarlamız oluştu şu an. Ne vermiş? Kabak ve squash. İki tane bir kabak bir de su kabağı vermiş. Versin bakalım. Yiyecek yiyecektir. Şunun alt kısmını hemen yerleştirelim açtığımızda. Ve burada tarlalarımızın her birine dörder tane 15-15 yaptığınız zaman diğerine de su kabağı yapalım. Dörder tane çiftçi verebiliyorsunuz. Ama ben ilk başlangıçta adamım az olduğu için 6-6 üçer tane kendisi otomatik atacaktır burada. Atamış zaten hemen. 3 buraya, 3 buraya çiftçi atadı. Bu yollar mutlaka tarlanızın kenarlarına, evlerinizin olduğu yerlere yapın. Çünkü bu yollarda insanlar daha hızlı gidiyor. Birinci önceliğimiz yemeğimizi şimdilik
hallettik gibi bir şey. Daha bu kesin değil ama ikinci önceliğimiz ev. Şuradaki ev kısmından. Burada stone taş ev ve ağaç ev yapabiliyorsunuz. Ama ben şu an taş ev yapamayacağım için 5 tane ağaç ev yapacağız. Evleri birbirine çok yakın koymamaya özen gösterin. Dip dip olmasın çünkü biraz önce oyun başlangıçta felaketler kısmını açmıştık. Orada yangın çıkabiliyor. Yangın çıktığı zaman da yan yana olan bütün kısımları harap edip kül edebiliyor. O yüzden dikkatli olun. Biraz daha evlerinizi birbirinden uzak tutmaya özen gösterin. Şuraya küçük bir de köprü yapalım. Köprü yol kısmında üçüncü seçenek olarak zaten ağaç köprü diyor. Şuraya karşıya yapacağız. Bunu yapmamızın sebebi de şuradaki kaynaklara daha rahat ulaşabilmek. Tabii toplayıcılarımız da şu etrafımızdaki ağaç, taş ve demirleri de toplayacağız. Ama önce şu stockpile'ımızı biraz daha genişletelim. Onu yapabiliyoruz. Ama ben şöyle biraz daha estetik dursun diye iki tane ona eş yapacağız. Neyse iki tane de 16 oldu. Yapacak bir şey yok. Şimdi bu stockpile kısmımızı da seçtikten sonra zaten hemen toplayıcılar burayı da temizleyecek. Yani bu stockpile'ları şu an mesela bu seçtiğimiz alanda 5 tane ağaç varmış. Burada da 13 tane ağaç varmış. Şimdi 13 ağacı toplayacaklar. Stockpile'ımızı seçtiğimiz zaman buraya inşaat malzemelerimizi ve yakacak odunlarımızı falan buraya depo ediyor. İnşaat malzemesi derken burada ağaç, taş, demir, Freewood dediği yakacak odun. Yakacak odun için şimdi bir de odun kırıcı yapacağız. Ve barnımız var. Barnımız içinde de burada inşaatta ve yakacak olarak kullandığımız bütün her şeyi de burada muhafaza edeceğiz. Burada saklayacağız. Yiyecekten tutun ilaca kadar hepsi burada olacak. Ve tamircilerimiz şimdiden bir tane evimizi yaptılar. Bakın hemen kendisi otomatik olarak evi kurar kurmaz buraya yapacak odun ve patates yiyecek olarak hemen göndermeye başladı. 19 yaşında, 13 yaşında ve 10 yaşında 3 tane bireyimiz var. Üçü de çiftçiymiş. Genelde meslek gruplarını ev nereye yakınsa orada ne işi varsa oraya atıyor. Genelde ama. Şimdi birazdan hızlandıralım. Kişilerin şu üstündeki gördüğünüz ev işaretleri evim yok anlamında ev ihtiyacı var. İhtiyacını gösteriyor. Ne ihtiyacı varsa kafasında belli bir ikon olarak çıkıyor. Doğunun güzel taraflarından bir tanesi kişinin ne ihtiyacı olduğunu şey olarak görebiliyorsunuz. Üç tane evimiz şimdi şu an bakalım ne azalıyormuş. Yakacak odun. Evet. Şimdi buraya gördüğünüz gibi buradaki evler şu an soğuk. İhtiyaçlarının ısınmak olduğunu gösteriyorlar.
5 tane ev kurduk ama 2 tanesi dışarıda kaldı. Bir tane daha ev kuracağız anlaşılan. Şöyle de şu evi kurduktan sonra yakacak odun ihtiyacımızı da şu wood cutter, buradan wood cutter'ı seçiyoruz. İlk balta işareti olan ve buraya wood cutter binamızı koyuyoruz ki bu elimizdeki odunları kırarak yakacak odun oduna çevirecek. Şimdi bakalım. Bu arada tarlamızın %65 şu an. Şu anda istersek hasat edebiliyoruz. Bu alttaki food limit belli bir limit şey olarak gösteriyor. Mesela burada yiyecek şu barn kısmına geldiğinde 10.000 olduğunda otomatik yiyecek duruyor. Üretmiyorlar. Bırakıyor işi. O yüzden bu limitleri her zaman arttırmakta, bir üst limite çıkartmakta fayda var. Böylelikle yiyecek üretimi ya da başka bir üretiminiz boşa gitmemiş olur. Şuradakiler yolu temizlemek için demirleri topluyor şu an. Biraz daha hızlandıralım bakalım. Diğer kısma geçecek. Evet, bu evde üşüdüğünü söylüyor. Şu an yaz sonundayız. Niye üşüdüğünü söylüyor bilmiyorum ama üşüdü. Şu an yaz olduğu için bu soğuk üşüdüklerinin işareti çıksa bile kişiler ölmüyor. Merak etmeyin o konuda. Ama kış olduğu zaman sıcaklık düştüğü zaman İnsanlar teker teker hakkın rahmetine kavuşuyor. Bildiğimiz olsun. Sen harvest. Sen hasata başla bakalım. Bayağı oldun. Bu kabak bu mevsim için gayet daha olgun. Bakın %100 oldu bu. %75 de demek ki şu kabağa şu kabağın üretimine daha öncelik vermemiz gerekiyor. Şimdi wood cutter işaretimiz çıktı. Bana soru işareti gösteriyor burada. Diyor ki bana bir tane işçi yolla. Burada wood cutter'ı seçiyoruz ve 4 tane toplayıcının bir tanesini oduncu olarak yapıyoruz. Limitimiz 200. Yine dediğim gibi biraz önce de arttıracağız. Yakacak oduna hep ihtiyacımız olacağı için onu çok miktarda arttıracağım. Çünkü her mevsimin sonu kıştır. O yüzden insanlar ölüp gitmesin soğuktan. Şimdi insanların yiyeceği var. Barınağı var. Ve odun kırıyorlar. Şu an ısınacaklardır. Bu konuda ölecekler. Ama bu her işi yaptığımız kazma, kırma, biçme, bütün işleri yaptığımız burada iron tool, yani ekipman. Bu ekipmanlar insanlar kullandıkça ellerindeki eskiyor, kırılıyor ve buradan yenisini alıyorlar. Ama bunlar tükendikçe yenileri gelmiyor. O yüzden biz kendimiz şu blacksmith'ten seçip bunu buraya koyarak kendimize bir tane ekipman yapan bina kuracağız. Böylelikle demirleri toplayıp odunla beraber burada bize yeni yeni ekipmanlar yapacak ve böyle ekipmanlarla insanlar işlerini çok daha kolay yapacak. Mesela ekipman yokken bu tarlayı belki de yarısı boşa gidiyor. Hasat edemiyor. Ama ekipmanla beraber bu hasadın tamamını başarabiliyor. Şu an 6 tane evimiz var.
8 tane çocuğumuz, 12 tane yetişkinimiz var. Biz oyuna başladığımızdan bu yana 6, 8, 11, 12. 2 tane çocuğumuz erişkin olmuş ve çalışmaya başlamış. Aferin onlara diyorum. Köyümüzü böyle yüksekten ve de çok yakından da zoomlayabiliyoruz. Herhangi bir evi seçip inventory, yani elindeki kaynakları bu şekilde görebiliyorsunuz. Mesela 275 tane yakacak odunu varmış. 183 tane kabağı, 274 tane de patatesi var elinde. Şimdi bu tarlalar bize şimdilik yetecek bu limite göre. Evet, bayağı bir önümüzde şeyimiz var. Kışı çıkartır. Bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Ama bize bir orman alanı oluşturmamız lazım. Orman alanı ne işe yarayacak diye soruyor olabilirsiniz. Orman alanında al, ağaç ve toplayıcılık yapan, yiyecek sağlayacak kişiler oluşturacağız burada. Şu alt kısım olabilir aslında, köyümüze yakın. Ve buradan bir tane herbalist yapıp, burada sağlık durumu bakın yavaş yavaş yarım kat gitti bile. Herbalist yapıp buradan bize doğal ilaç yapacak, koca karı ilacı yapacak. Ve böylelikle kişiler daha sağlıklı olacak. Bakın çiftçiler şu an 3 tane çiftçi buradaki hasadı bitirdi. Ve otomatikman kendisi toplayıcı oldu şu an. Yani herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Bir sonraki yaza kadar, bahara kadar toplayıcı olarak iş yapacak. Elimizde odunumuz az. Önümüzde kış. O yüzden şu kısımdan en sağdaki ikinci seçenekten yapılacak işlerden seçiyoruz ve ağacı seçerek biraz ağaç hasat edeceğiz. Şurayı komple hasat edelim. Küçük ağaçlara hasat etmeyin, fidanları. Çünkü fidanları hasat etmeniz size odun sağlamayacaktır. Büyük erişkin ağaçları hasat etmenizde fayda var. Şu kısmı işçilerin olduğu kısmı yapacağız. Şuraya bir tane kıtır yapacağım. Oduncu. Eğer kış umduğumuz gibi gitmezse insanlar soğuktan ölebilir. Bu kabakları da hasat ediyor. Şimdi burayı da hasat ettikten sonra bu diğer 3 tanesi de toplayıcı moduna geçecekler. Kısım güzel gibi ya. Şurayı komple şey olarak, mesela şöyle seçebiliriz. Buraya da toplayıcı ve şey için yapacağımız için şu kısma da bir köprü yapacağım. Böylelikle en kısa yolu işçiler kendisi seçebilsin. Ne eksik? Taş eksik. Hemen toplayıcılarımıza şuradaki taşları da toplattırıyoruz. Gördüğünüz gibi kar yağmaya başladı. Sonbaharın sonunda
hızlandıralım. Hemen şuradaki taşları toplasınlar. Şu an herhangi bir evde bir ısınma problemi yok ama yine de ben ikinci bu katırda yapıyorum. Oduncuyu. İngilizce Türkçesini söylemek daha hoşuma gidiyor. O yüzden kusura bakmayın hani nerede bu falan diye şey yapmayın. Oduncu diye aramayın. İngilizce çünkü bu Türkçe yaması var mı bilmiyorum. Türkçe yamasına bir ihtiyaç duymadım. Şuraya köprümüzü yapacağız ama bu şeyle alakalı galiba. Mesela bir yandan yapıyor. Buradan da yapıyor. Ama burada ne varsa artık üç tanesini geri alalım bakalım. Yolu toprağa çevirsin. Gördüğünüz gibi çocuklar falan evlere yiyecek taşıyor. Yiyecek, yakacak odun. Oyunda bazen böyle tam öyle bir alan oluyor ki bir şey kuramıyorsunuz. Şurası gibi mesela bakın buraya köprü kurulmuyor. Zeminle alakalı galiba. Şuraya kuruluyor. Burası da aynı o şekilde olacak herhalde. Maalesef neyse seninle uğraşmayacağım. Şimdi blacksmith'imize de bir tane kişiyi tayin ettik. 20 tane şey kalmıştı. Şimdi buradaki elindeki demir ve odunla bize alet yapacak. Bu katır da geldi. Ormancımız, oduncumuz, pardon. Ormancı farklı, bu oduncu farklı. Ama biraz oduna ihtiyacımız var. Çünkü hem demirci hem yakacak odun. Tüketiyor ve bitiyor. Biten kaynaklar bunlar. Ama bitmesi bir daha olmayacağı anlamına gelmez. Ormanlar kendiliğinden gelişebiliyor. Ve ayrıca siz kendiniz ormancı kurarak etraf bölgesine ağaç dikip orayı da yeşillendirebiliyoruz. Onu da göstereceğiz. Neredeyse bitti ve oldukça iyi bir şekilde kışı kapattık. Yiyeceğimiz var. Sağlık durumumuz biraz azaldı ama onu da halledeceğiz. Şimdi şuraya şeyleri ayarlayabilmek için bu oduncu mesela şu geri dönüşüm prediction anlamında gelen kısma yani bu katının hemen yanındaki kısım şurada bu alanı bu tekrar yeşillendiriyor. Şu yuvarlak içindeki alan kısma yeniden dikim yapıp ormanı canlandırıyoruz. Seçelim. Bayağı. Hemen de karşısına bir herbalist yapalım.
Bu bitkici tabii orman olduğu alanda işe yarayacak şeyler topluyor. Yoksa ormanda bir işe yaramayacak bir şey varsa ya da boş bir alan, boş bir alanda şöyle gösteremeyeceğim ama şimdi yarı yarıya şekilde şu alanda hiçbir şey bulamaz, hiçbir şey toplayamaz. Şimdi o alanda mutlaka orman olması gerekiyor. O yüzden bir tane orman kabini kurmak zorundayız. Oradaki orman kabinindeki kişi oraya ağaçları, yaşlanmış ağaçları kesip hem odun ihtiyacı karşılayacak hem de yeni ağaçlar dikerek ormanın canlı kalmasını sağlayacak. Mesela elimizde bakın hiç odun kalmadı. Alanları temizlesinler bakalım. Şu an iki tane oduncu çalıştırmamıza gerek yok. Bir tanesini iptal edelim. Tek odun çalışsın. Bunu da şu an toplayıcılar temizliyor. Elimizde şu an 3 tane toplayıcı var. Biraz daha hızlandıralım. İşlerini çabuk yapsınlar. Biraz önce bahsettiğim gibi bakın çiftçileri tekrar atamadım. Çiftçiler kendisi tekrar görevlerin başına döndüler ve ekip biçmeye başladılar. Şu an odun gerekiyor iki yerde. Dediğim gibi şu küçük fidanlara dokunmayın. O fidanlar büyük ağaç olduğunda size odun sağlayacak. Yoksa bu vadede bir odun falan sağlamıyor. Yakıcı odunumuz var, oduna ihtiyacımız var. Şu an oduncular orman odun kırmayı bıraktırdım. Ve sürekli de elimde zaten odun az, odun az diye uyarı geliyor. O da bütün kaynakların buraya geldiğinden dolayı. Kabin yaptık. Şimdi şunu bir yavaşlatalım. Şimdi bir tane forest ormancı seçeceğiz kendimize. Bir tane. Bu her şeyde 4 tane yapabiliyorsunuz. Bunun limitini de arttıralım. 5000 son. Tekrar uğraşmaya gerek yok. Şu an bir tane ormancımız var. Burada ağaçları temizleyip yaşlı ağaçları genç ağaç dikecek. Burada 2 tane seçeneğimiz var. Bunu tıklayıp mesela artık sadece ağaç dikecek, ağaç kesmeyecek. Ya da bunu kaldırdığınızda sadece ağaç kesecek, ağaç dikmeyecek. O yüzden ikisini bir tıkına atıyoruz ve o işini yapsın. Çocuklarımız yavaş yavaş ergen olmaya başladılar. Evde çoğalmaya başladılar. Bunun güzel tarafı evde insanlar kalabalıklaşınca ve belli bir yaşa geldikten sonra o evden onları kovuyorlar.
kendine git bir ev kur diye. Mesela burada 10-11 yaşında çocuklar var şu an. 20 yaşında, 16 yaşında. Biz bunun için onlar evden kovulmadan, dışarıda sokakta kalmadan bir tane de şuraya yapalım. Köyümüzü genişletelim. Bu köyler genişledikçe, evleri kurdukça popülasyonumuz artıyor ve o kadar işçi işçi edinebilme kapasitesine sahip oluyorsunuz. Ama şunu da unutmayın, her işçi aç bir boğaz demektir, ihtiyaç demektir. Şuraya kadar hızlı gelsinler. Hasat etmeye başladılar. Yiyecek durumumuz şu an gayet iyi. Ama elimizde çok da fazla ürünümüz yok. Bu kışı çıkartamayız. O yüzden bir kesim bölgesi şimdiden oluşturalım kendimize. Orayı da şurası yapacağım. Bu ürün bu kışı çıkartmamıza yetecektir. Bakın, blacksmith yaptık, demirciyi. Şu an elimizde 70 tane alet yaptım. Tebrik ediyorum. O yüzden ama elimizdeki demir miktarı da 3 tane burada, 1 tane burada, 4 tane kalmış, oldukça azalmış. O yüzden şu yakındaki koyu renk kayalar, bunlar demir. Demir cevherini de toplayalım. Onlarla da ekipman yapacağız. Hızlansın bakalım. Evet, herbalistimiz de hazır şu an. Bir tane de bitkici atıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an 4 tane toplayıcımız, 2 tane inşaatçımız, 6 tane çiftçimiz. Normalde kapalı 2 tane olacak, bir tane şu an oduncumuz. Şu an oduncuyu da aktif hale getirelim. Her ikinci oduncuyu da ve 2 tane oduncumuz, bir ormancımız, bir bitkicimiz ve bir tane de demircimiz mevcut. Ve döngü yine kışa döndü. Elimizde 3000'e yakın şu an barnımızda, depomuzda yiyecek var. Her evde de şu an yakacak odun, yiyecek durumumuz gayet iyi ama sağlık durumumuz hızla düşüyor. Bu da insanların soğuk, sıcak ve yağmurda çalıştıklarından dolayı. O yüzden bu şifacı, bitkici demeyeceğim bunu artık, şifacı diyeceğim. Şifacıyı yaptığımız iyi oldu. Tam zamanı. Toplu ilaçlarla şeyleri geliştirecek. Gördüğünüz gibi orada da toplayıcılarımız demirleri, odunları topladı. Şu an 88 tane burada. 12 tane de burada, 90 küsur tane de odunumuz var. Oyunumuz bu şekilde. Bir sonraki videoda gelişmeye devam edeceğiz. Daha kuracağımız bir sürü şeyler var. Çiftlik kuracağız, av kabini kuracağız. Taşlar, etraftaki ekipmanlar, madenler, kaynaklar tükeniyor. O yüzden değişik değişik madendir, taş ocağıydı. Bunları kuracağız hep beraber. Takip ederseniz bir sonraki videolarda göreceksinizdir. Videonun beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kanalıma destek olmak için hepinize teşekkür ediyorum. Şimdiden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.